haber okuyucuları. Gördüğünüz üzere havadayız. İstanbul'a gökten bakıyoruz. İşte gördüğünüz gibi bir beton yığını şehir. Tabii gece inerken ışıklandırmalar sayesinde güzel gözüküyor. Ama işte İstanbul gerçeğini sizlere sunmak için, haber okuyucularının fikir sahibi olması için gördüğünüz gibi Yeşilköy Havalimanı'ndan kalktıktan sonraki ilk merhalede çekime başladım. İşte İstanbul. Zor bir şehir olduğunu da rahatlıkla görebiliyoruz. İşte otobanlara bakıyorsunuz, trafik inanılmaz yoğun. İstanbul, İstanbul'a yetmiyor. Öyle bir şehirde her şeyi başarı olarak sunmak, taşı toprağı altın imajı ve algısı yaratmak Anadolu'yu ve dünyayı buraya akın akın çekiyor. Yeşil alan yok ki İstanbul'da. Böyle çığır İstanbul'un nasıl bir hale getirildiğini videoya çekiyorum şu anda. İşte Haliç altta. Haliç. Evet. Marmara bölümünden Boğaz'a giriş. Gördüğünüz gibi. Evet, şu anda yavaş yavaş Boğaz'ın üstüne geliyoruz. Çekimi yapan ben İsmail Türk. Haberek adına seyahatlerimden her zaman böyle bilgilerle dönüp okuyucularımıza paylaşıyoruz. Gördüğünüz gibi karşıda Boğaz Köprüsü, 1. Boğaz Köprüsü. Boğaz hayli trafiği kalabalık, deniz trafiği de kalabalık gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi birazdan da 2. Boğaz Köprüsü'nün hemen üstündeyiz. Bakın böyle baktığınız zaman göreceksiniz. Bu da 2. Boğaz Köprüsü. Baktığınız zaman birincisi ve ikincisi. Her ikisini de sizlere buradan gösterme imkanımız oldu. Evet. Boğazımız ve Avrupa bitiyor. Asya'ya geçiyoruz. Görüldüğü üzere altta E6 tıkanmış vaziyette. Anadolu yakasına geçince biraz daha yeşillik az da olsa baraj çevresinde görebiliyoruz. Boğaz'a şimdi Asya'dan Avrupa'ya bakış.
Balkan üstlerindeyiz. Ve diğer havaalanımız Sabiha Gökçen'in üzerine geldik. Üzerinden geçiyoruz şu anda. Şimdi size orayı göstereceğim. Gördüğünüz karşıdaki yer Sabiha Gökçen Havalimanı. Gördüğünüz gibi Sabiha Gökçen Havalimanı denize çok yakın. Pendik hemen üst tarafı Kurtköy'de. Tam üstünden geçiyoruz. Evet. Adalar.